Poyraz'ın konsey konuşmasına gidelim. Bakalım Poyraz bu yarı final öncesi son konuşmasında dün akşam neler söylemiş? Yani tarif edilemez bir macera, anlatılamaz bir deneyim oldu benim için. Çok şeyler yaşadım, çok şeyler öğrendim burada. Çok zorlandım, çok zor anlar yaşadık. Düştük, kalktık ama hiçbir zaman pes etmedim. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Yani 6 aydır yüksek performans vererek devam ettiğim mücadelemi taçlandırarak bitirmek istiyordum. Çok güzel bir final oynadı Ayşe ile Aleyna. Orada olmak çok istedim, o oyunu kazanmak çok istedim. Fakat ne yazık ki başarısız oldum bu oyunda. Bunun da tabii sebeplerinden biri stratejik bir hata yaptım. Ve son oyunda böyle bir hata yapmış olduğum için de kendime çok kızıyorum. O top atışını seçmeyecektim. Aleyna ve Ayşe'nin halka atışlarıyla yarışamadım topu seçtiğim için. O küçük topla, o nabızla onları nasıl vuracağımı güzel hesaplayamadım aslında. Ve 6 aylık tecrübeyle bunu düşünüp daha doğru karar verebiliyor olmam gerekirdi. O yüzden de biraz üzgünüm. Fakat yani artık takdir halkımızın, izleyicilerimizin, sevenlerimin bu zamana kadar elimizden geleni gösterdik. Güzel mücadelelerde bulunduk. Fakat artık yolun sonuna geldik. Çok hüzünlüyüm, heyecanlıyım. Değişik hissediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Bazen düşünüyorum burada da yaşadıklarımı. Gurur duyuyorum. Buradaki 4 kişinin ne kadar hak ettiğini düşünüyorum. Ne kadar uğraştığımızı düşünüyorum. 4 kişi de sonuna kadar hak ederken burada artık kendimizi biraz teslim etmiş durumdayız. Eminim buradaki herkesin içi rahat çünkü herkes mücadeleyi sonuna kadar verdi. Ben de o zor zamanlarda hep ailemi düşündüm, arkadaşlarımı düşündüm, neden burada olduğumu düşündüm, yaptıklarımı düşündüm. Kendimi çok sorumlu hissettiğim zamanlar oldu. Hem takımıma karşı, hem kendime karşı, hem beni bunca zaman destekleyenlere karşı. Yani ilk buraya geldiğimde daha değişik hissediyordum. Destekleyenleri, seyircileri unuttuğum çok vakit oldu. Özellikle başlarda farkındalığımın düştüğü, kendimi buraya çok kaptırdığım. Çünkü burası gerçekten o kadar zor bir platform ki insanın farkındalığı gidip geliyor, hayatta kalmaya çalışıyor gerçek anlamda. Ama işte bu düştüğüm zamanlarda da kendime bunu hatırlattım. Beni izleyenleri hatırladım. Burada bir sorumluluk hissettim üstümde ve tekrar aynı ateşle o parkurlara çıktım her gün ağrılara, acılara, zorluklara rağmen. O yüzden kendimle gerçekten gurur duyuyorum. Yani gerçekten çok zorlanıyorum ifade etmekte kendimi şu an. Çok çok güzel bir deneyimdi. Çok teşekkür ediyorum herkese. Bu zor zamanlarda da destekleyenlerimden özür dilemek istiyorum. Bu zor zamanlarda onlara ekstra bir SMS külfeti doğurduğum için çok çok üzgünüm. Bu oyunu kazanıp rahat bir şekilde yarı finale oturmak istiyordum. Hayalim, amacım buydu. Ama bunda başarısız olduğum için gerçekten yani biraz pişmanım. Ama dediğim gibi herkesten özür diliyorum, teşekkür ediyorum. Haklarını helal etsinler. Bugünlere beraber geldik. Yani çok farklı şeyler yaşadık. Yaşamaya da devam ediyoruz. O yüzden çok heyecanlıyım. Böyle şeyler yaşadığım için çok mutluyum. Yeni şeyler deneyimlemeyi, yaşamayı çok seviyorum. Hayatta hep onu kovalıyorum. Yeni şeyler öğrenmeyi, yeni şeyler öğretmeyi çok seviyorum. Bu da benim için çok yeni bir deneyim, çok değişik bir deneyim. Burada olduğum için çok çok mutluyum. 6 ay boyunca İsmail'in de dediği gibi, herkesin dediği gibi çok zorluk yaşadık. Esaret altında olmak, yani benim özgürlük bence en önemli şey. Hayattaki en önemli olgulardan biri. Esaret altında ıssız bir adada yaşamak başlı başına zor, sabır gerektiren. Esaret derken? Ya esaretin bedeli. Esaretin bedeli. O biraz bize doğru da gelmiş oldu. Yok yarışma ya. Formatı olarak tabii. Evet, format olarak. Evet. Yani format olarak ıssız bir adada yaşadığımız için sonuçta dünya... Ben şey gibi oldum şu an. Yani. Yok. Kalenin komutanı gibi, anladın mı? Esir düşmüşsünüz. Yok abi, estağfurullah. Ama yani format gereği ıssız bir adada yaşadığımız ve sadece parkurlar ve adadan ibaretti bizim için hayat son 6 ay boyunca. Bu da gerçekten insanın sınırlarını çok zorlayan bir şey sabır olarak. Onun dışında açlık çok zorladı. Sakatlıklarla boğuştum aylarca. Yani sakatlıklar da benim için buraya gelirken zaten aklımdaki en büyük soru işaretlerinden biriydi açlıkla beraber. Sakatlanmaktan ve sakatlanıp elenmekten çok korkuyordum. Çok şükür ki ne mutlu bana buraya kadar getirebildim, dayandım. Vücudum bir şekilde kaldırdı. Ama bu sakatlıklarla mücadele de beni gerçekten çok yordu. Ama işte zaten buranın keyfi, bu mücadeleyi ben çok sevdim. Bu rekabeti çok sevdim. Oyun oynamaya bayılıyorum. Buradaki rekabet, İsmail'le onu konuşuyorduk. İlk haftadan beri, 10. gününden beri
öyle bir rekabet vardı ki bizim aramızda. Tatlı sert rekabetle buralara kadar geldik ve aşırı keyif aldım oynadığım her oyundan. Benim aklıma kazındı artık burası. Yani o zehri almış hissediyorum kendime. Her gün parkura çıkmak, atış yapmak istiyorum. Bugün parkura çıkmayacak olmak çok garip hissettiriyor bana. Yani döndüğümde İstanbul'a büyük ihtimalle parkur, atış, oyun arayacağım sürekli. Burada kazandığım o sayılarda aldığım zevki gerçekten tarif edemem. Yani burada sayı alıp takıma oyun kazandırmak çok kritik. Mesela baş başa geçen oyunlarda 9-9'da bayraktan sayı almanın gururunu, mutluluğunu tarif edemem. Yani o anlar beni buraya o kadar bağladı ki, o kadar kendimi buraya ait hissettim ki çok mutlu oldum, çok sevdim burayı. Çok heyecanlıyım. Bugünleri gördüğüm için çok mutluyum, çok gururluyum. Gerçekten buradaki 4 kişiye de diyecek hiçbir şey yok. Psikolojimiz, söylemlerimiz zaten son 10-15 gündür ne kadar daha yumuşadı sizin de dediğiniz gibi bireysele döndükten sonra. Çünkü o rekabet ortamı biraz zayıfladıktan sonra, bireyselliğe döndükten sonra, herkes artık kendi için çalışmaya başladıktan sonra biraz daha değişik görmeye başladık burayı ve daha keyfini çıkarmaya başladık. Çok şey öğrendik, çok mutluyum. Teşekkür ederim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ya dediğim gibi az önce de bu zor zamanlarda insanlar bizim için beni destekleyenlerin verdiği emeğin karşılığını ben gerçekten ödeyemem. Yani bunu düşünüyorum son zamanlarda özellikle. Ben burada oyun oynuyorum, mücadele ediyorum ama televizyon başında seyircilerimiz bizi buralara kadar getiriyor. Bu düşünce de beni çok farklı hissettiriyor. Sorumluluk üzerimde büyük bir sorumluluk hissettiriyor. O yüzden herkes hakkını helal etsin. Bu güzel sene için herkese çok teşekkür ederim. Evet, Poyraz da çok güzel bir konuşma yaptı. Hem ekibi hem arkadaşlarına teşekkür etti. Herkesin hak ettiğini söyledi. Atış konusunda dün doğru tercihi yapmadığını ve bundan dolayı da oylamaya belki bundan dolayı kaldığını söyledi. Neler söyleyeceksin? Aslında çok akıllı, çok güzel stratejisi olan, çok güzel oyun okuyan bir yarışmacı. Yani ben ilk o küçük topu seçtiği zaman dedim ki hani o hacmi dedi daha böyle halkaya nazaran daha hafif top bildiğim kadarıyla. Yani bizim dönemimizde de öyleydi. Daha hafif de alması, koşması yani. Ve hani attığın zaman daha uzağa giden bir ekipman yani topta. Ben nasıl bir hata yaptığını anlamadım. Yani isabet olasılığı da daha düşük halkaya göre. Ben kum torbası seçer diye düşündüm ya da silindir vardı ya uzun. Acaba dedim ikisinden birisi arasında mı gidip gelir? Hatta aynısını Alena'lar için söylemiştim. Silindirlerle daha ileride. Ama akıllık yapıp halka seçtiler. Zaten ilk atışında da anladı onu Poyraz. Sen ne seçerdin? Halka seçerdim. Sen ya da kum torbası. En büyük obje hangisiyse onu seçerdim. Bir de ağır olması lazım biraz da hafiften ziyade vurma, değil mi? Hedef vurma olanağın artar çünkü. Top yanından geçer vurmadan ama halka daha bak, büyük yani. Geniş. Sana daha küçük. Şiddeti de ama devirebilir. Bak şimdi kum torbasında da şöyle bir avantaj var. Kum torbası da İstediğin yere küt diye vurabileceğin bir obje. Öyle de istediğin yere vuramazsan da komple her şeyi devirirsen gider bir daha toplarsın arkadan. Ağır çünkü. Ağır. Evet ya burada zaten. En iyisi halka ya bana göre halka. En iyisi halka. Sonra kum torbası sonra da. Top falan. En uzağa onun topları gidiyordu yani. Onu ya orta ağırlıkta olan kum torbası yani. Aynen. Şey halka orta ağırlıkta olan. Mert peki Poyraz'ın Survivor'ını değerlendirirsen. Sence nasıl bir Survivor geçirdi Poyraz? Yani abi İki tip yarışmacı var Survivor'da. İki tip yarışmacı var. Bir tanesi komple böyle ben tamamen şampiyonluğa odaklıyım. Şampiyon olacağım. Şampiyon olmak için en dikkatli şekilde hareket edeceğim. En doğru olan davranışları yapacağım. Gerektiği yerde kendimi tutacağım. Dışarıda böyle bir adamım ama içeride bunları yaparsam bu beni şampiyonluk yolunda bana zarar verebilir diye düşünen bir yarışmacı tipi var. Bir de hiç takmayan. Bodoslama. Hani yuvarlanırsın ya kar topu gibi böyle. Nerede duracağım belli olmaz. Bir de öyle bir yarışma. Bunun iki örneğini versene bana bu seneki. Biri ben, biri Poyraz. Ya. Bu seneden bir örnek. Annenin kendine bir pay çıkardın sana inanamıyorum ben. Kendime niye pay çıkarayım örnek sordu. Benle ne alakası var olayın? Sen dedin ya. Yok, sensin hayır. Ya. Ha, diyor ki ilk defa diyor kendimi diyor şey yaptım diyor. Hayır yani ben hayır, şey yap diyordu. Ben dikkatli olayım. Kendine bir pay çıkardın. Aman dedi. Dikkat edeyim. Hani şöyle davranayım bu benim SMS'imi düşürür. Kendini övdüğünü zannettim ben. Hayır ya ne alakası var. Tam tersini söyledi. Nasıl mesela bu seneden örnek ver. Bu seneden Poyraz. Öbürü de Dora. Evet. Anladın mı? Biri Poyraz biri Dora. Dora değil. Dora. Dora bence. Ama şöyle. Dora abi direkt Dora ya. Ben biraz daha yukarılardan konuşayım. Senin verdiğin iki örneğin karşılığı bence bir Poyraz'dır bir de Batuhan'dır.
Hayır. Ya Batuhan bak. Hayır. Batuhan'ın stratejik hataları oldu sadece. Ama aynen, ikisi de şampiyon olmayı kafaya evet koyarak o inanmışlıkla gelmişler Survivor'a. Ve bir şey yapacakken kendilerini tutma potansiyeli var ikisinin de. Yani, Batuhan tutmadı kendini. Ya tutmadığı yerler oldu. Sadece röportajlarında tutmadığı yerler oldu ama tuttuğu yerler de oldu. Aynen. Genel olarak nerede ne yapacağını bilen bir yarışmacı modeli Batuhan. Poyraz da aynı şekilde. Dora saldım çayıra Mevlam kayıra, anladın mı? Yani ona laf atıyor, ona laf atıyor. Umurunda değil. Yani umurunda değil derken şöyle, daha rahat. Hani seyirci ne der? Nasıl evet olur? SMS'im düşer ben mi? Ben nasıl istiyorsam tepki çeker miyim? Evet. Ama diğerleri biraz daha ben şampiyon olmak istiyorum, daha dikkatli gitmem aynen gerekiyor diyen yarışmacılar. Poyraz böyle bir yarışmacı. Doğru mu? Kesinlikle doğru. Survivor'da nasıl bir yarışmacı olman gerekiyor dersen, örnek, Poyraz gibi bir yarışmacı olman gerekiyor. Dikkatli, performansa odaklı, konseyde ne konuştuğunu bilen, arkadaşlarıyla iyi geçinen. Bu bir Survivor şeyi yani, modeli. Ama sizce Poyraz yani böyle bir yarışmacı. Poyraz takımcı mı, biraz daha bireysel düşünen bir yarışmacı mıydı sizce? Özünde herkes bireysel. En başından beri. Herkes bireysel özünde. Ama arkadaşlarıyla iyi geçiniyor yani. O da ya, önemli. Evet yani, özünde herkes sonuçta takım olarak kazanıyorsun ya oyunu. Sen orada çok da bireysel takılıp arkadaşlarınla aran bozuk olduğunda o senin komple takıma yansıyor ve takım olarak kaybediyorsun. Kaybedince de aç kalıyorsun. İşte bak. İçinde bireysel ama baktığında Poyraz da takımcıydı. Çünkü tabii bütün arkadaşlar aslında Poyraz'ın sakatlığında tekrardan Poyraz dönsün diye böyle dört gözle bekleyen yarışmacılar vardı. Onun dışında yani bir söylemiyle bütün takıma sözünü geçirebilen bir Poyraz vardı. Dolayısıyla aslında burada takımcılığını da göstermiş oldu. Her ne kadar içten içe bütün yarışmacılar bireysel de olsa orada takım için bir şeyler yapmak zorundalar. Çünkü yani, yani takımı için hiçbir zaman güçsüz bir yarışmacıyı eleme eyleminde bulunan bir yarışmacı değildi Poyraz. Yani benim psikolojimi kim rahatsız ediyorsa ben onu yazacağım. Hani şu an takımın işte performansı, hı-hı, durumu. Duygusal davrandı. Daha duygusal davranan takımın yarışmacı aslında. Daha biri. Takımın yani doğru eksilmeden yok. Kendim ya, ben neyden rahatsız oluyorsam benim için o gitmeli. Şimdi modunda olan ya işte bir yarışmacı. Onu işte takıma ya yediriyor ama mesela Poyraz'ın yani takıma evet yediriyor. Yani o benim, ben rahatsız oluyorum ama takımı da bozuyor evet bu kişi kafasında. Lider olmanın yani da böyle bir olayı var işte. Bir şey çıkıyor. Kimse bilemiyor kim kimin fikriydi bunu yazmak. Kim liderse bu iş ona patlayabiliyor. Yani hep böyle bir durum var. İlahiyle sevabıyla lider evet oluyorsun. Aynen aynen. O demiştir. Aynen. O yani yaptırmıştır. Bence bu sene biliyoruz bunları. Açık ara en lider duran yarışmacı ve en istikrarlı giden yarışmacı Poyraz'dı. Kesinlikle. Bakalım bu sene istikrar mı daha uzun yerlere gidecek? Yoksa son zamanlarda parlayan bir yarışmacı mı? Bu akşam aslında bunun da oylaması. Yani çünkü Aleyna ile Poyraz arasındaki en büyük fark bence bu. Esas fark yani.